Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde böyle dondurma yapacağım ama neyli dondurma? Damla sakızlı dondurma yapacağız. Özellikle bir tane takipçim var. Hem Instagram'dan DM'den hem de Instagram'dan normal paylaşımın altına, bir yandan da YouTube'da böyle paylaşmış olduğum tüm videoların altına abi damla sakızlı dondurma yapar mısın diye sürekli söyledi bana. Normalde dondurmanın tarifini ben sonlandırmıştım bu yaz, yani yapmayacaktım ama kırmamak için, böyle takipçimi kırmamak için ne yapacağım, böyle damla sakızlı dondurmayı yapacağız. Bu kışın son dondurması arkadaşlar. Evet, şimdi bomba tarif geliyor arkadaşlar. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 litre kadar süt ekliyorum. 1 litre süt benim için yeterli olacaktır. İsterseniz 2 kat yapmak isterseniz 2 litre süt ekleyin. Diğer malzemeleri de 2 katına çıkarabilirsiniz. Elimde krema var. 1 paket kremayı bunun içerisine aktarıyorum. Krema sayesinde daha yoğun bir kıvamı olacak bunun. Böyle hazır krem şantiler var. Şöyle ne yapıyoruz? İçerisine sıkıyoruz. Yüzeyini dolduracak kadar böyle krem şantiyi bunun içerisine boca ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Krem şanti de bunun kıvamını böyle güzelleştirecek. Diğer yandan da böyle ayrı bir lezzet katacak buna. 1,5 su bardağı şekerim var. Şekeri de ekliyorum bunun içerisine. Şöyle elimde damla sakızı var. Bunu nereden aldım? Bunu metrodan aldım arkadaşlar. Ama isterseniz siz internetten de satın alabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz ilde metro yoksa internetten satın alabilirsiniz. Böyle 3 adet damla sakızını bunun içerisine atacağım. Daha sonra tadını da kontrol edeceğim. Eğer az gelirse ekstradan yine ekleme yapacağım buna. Başta 3 adet atıyorum. Ve bunu homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Başta bir şekerimiz erisin. İyice karıştırın arkadaşlar. Karıştırmaktan vazgeçmeyin. Özellikle şeker eriyene kadar yılmadan bunu ne yapıyoruz? Sürekli bu şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar şekerimiz eridi. Homojen bir kıvama geldi. Görüyorsunuz o üzerindeki o damla sakızı da yeri böyle sarı sarı, görüyor musunuz? Böyle ufak ufak partiküller var. Bunların hepsi damla sakızı zaten. Tamamen eridiği zaman her tarafa homojen bir şekilde yayılacak zaten. Isı arttıkça damla sakızı her tarafa yayılıyor. Kokusu da aynı şekilde. Sütün içerisine de aynı şekilde böyle her tarafa yayıldı. Mis gibi koktu. Şu an var ya, bulunduğum yer muhteşem kokuyor. Damla sakızı böyle buram buram damla sakızı kokuyor. Çok da böyle keyifli, güzel, lezzetli bir kokusu var. Şimdi bunu orta ateşte böyle kendi haline bırakıyorum, kaynamaya başlayacak. Kaynadıktan sonra size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar damla sakızı, şimdi ben tadına baktım, çok güzel olmuş ama böyle bir üç tane daha koyacağım, böyle buram buram böyle damla sakızını hissetmek istiyorum çünkü çok lezzetli bir tadı varmış. Onun için böyle 3 tane daha atacağım bunun içerisine. Tepeleme bir tatlı kaşığı buğday nişastası var. Şöyle tutuyorum ve içerisine aktarıyorum bunu. Süzgeçten geçiriyorum ki böyle topaklanma yapmasın. Her tarafına yediriyorum iyicene. Bunu neden eklediğimi size anlatacağım. Şöyle göstereyim, iyice hepsini ekleyelim. Hepsini eklemiş oldu ve hızlıca bunu karıştırıyorum. Bunun sayesinde öyle bir kıvama gelecek ki bu tam böyle yoğun bir kıvama gelecek. Dondurmamız inanılmaz lezzetli olacak. Böyle kıvamı muhteşem olacak. Biraz daha böyle katımsız, sünen bir cinsten olacak. Bu da bizim tam istediğimiz bir şey. Dondurmada görmek istediğimiz bir şey. Bir tatlı kaşığı daha ekleyebilirdim ama kontrollü gitmek lazım. Çok da katı olmasın. Bir tatlı kaşığı bunun için yeterli. Kaynamaya da başladı. Şu kenarları görüyorsunuzdur muhtemelen. Böyle iyice kaynamaya da başladı. Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Tam tamına 1 saat boyunca durmadan bunu bu şekilde kaynatacağım. Her böyle 4-5 dakikada bir karıştırıp bu şekilde 1 saat boyunca bunu pişiriyoruz. Bu sayede sütün içerisindeki o fazla su buharlaşacak ve istediğimiz kıvama gelecek. Daha sonra diğer işlemleri anlatacağım size. 1 saat dediğim gibi bunu bu şekilde pişiriyoruz. Arkadaşlar 1 saattir kaynıyor. Ben tencereyi değiştirdim. Böyle kenarlarda çok böyle kaymaklanma olduğu için başka bir tencereye aktardım. Kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Böyle bir süzgecim var. Yaptığım karışımı bunun içerisine aktarıyorum. Böyle tortuların, böyle kaymakların içerisinde olmamasını istiyorum. Bu şekilde kaldırıyorum. Fazla üzerindeki o kaymaklar, tortular gördüğünüz gibi süzgeçte kaldı. Şimdi bunun başta oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Daha sonra buzluğa atacağım. Bu oda sıcaklığına geldi. Şu üstü kaymak tuttu. Şimdi bunu ne yapacağız? Hızlı bir şekilde böyle robottan geçireceğiz. Robottan geçireceğiz. Daha sonra buzluğa atacağız arkadaşlar. Çünkü böyle pütürlü kalsın istemiyorum. Bir de böyle robottan geçirdiğimizde böyle araları böyle boşluklu boşluklu olacak. Böyle dondurma kıvamına daha hızlı gelecek. Ama şu kıvama bakar mısınız? Şu yoğunluğa bakın. Tam istediğimiz yoğunlukta. Şimdi bunu robottan geçiriyorum. Evet, böyle köpük köpük olması gerekiyor. Bu bizim işimize yarayacak. Donduğu zaman böyle kıvam, dediğim gibi tam dondurma kıvamına gelmiş olacak. Onun için bu şekilde köpürtmekte fayda var. 3 dakika boyunca bunu durmadan bu şekilde çekiyorum. Bu istediğim kıvama geldi. Şimdi bunu buzluğa atıyorum. Arkadaşlar tam tamına bir gün kaldı. Bir gün sonra dolaba açacağım ve dışarı çıkarıyorum artık bunu.
Arkadaşlar bu tarifin en güzel özelliği eklemiş olduğumuz buğday nişastasının dondurmanın kıvamını böyle tek seferde buzlukta böyle tam dondurma dışarıda satılan dondurma kıvamına getirmiş olması. Bu da bu tarifin en önemli püf noktası diyebilirim size. Gerçekten böyle tam dışarıdaki dondurmanın kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğim zaten size. Böyle tutuyorum arkadaşlar. Şuna bakın ya. Gerçekten çok güzel. Şuna bakın. Muazzam olmuş. Şöyle bunu ne yapacağım? Külahlayacağım. 3 tane 4 tane top ekleyebiliriz buna. Şu birinci topum. Devam ediyorum. Emin olun kıvamına şaşıracaksınız. Ya o kadar güzel oldu ki kıvamı. Anlatamam size ya. Şöyle ikinci topumu da ekledim. Şöyle 3 top yapacağız. Şöyle devam ediyorum. 3. topumu da ekleyeyim buna. Arkadaşlar şuna bakın ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve... Emin olun buzlanma hiç yok. Benim yaptığım, öyle söyleyeyim size, yaptığım dondurmalar arasında bence böyle kıvamı en güzel olan dondurma bu diyebilirim size. Ve damla sakızı o kadar böyle yoğun ki çok yakışmış ya. Ya dışarıda bu kadar böyle yoğunlukta, bu kadar böyle güzel, bu kadar lezzetli bir dondurmayı, özellikle damla sakızıdan bahsediyorum, emin olun yemezsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı olmuş. Hem şekeri benim istediğim gibi tam kıvamında olmuş. Lezzet 10 numara 5 yıldız. Anlatamam size. O kadar lezzetli ki. Çok iyi. Şaşırırsınız o derece. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben videoyu sonlandırıyorum. Dondurmamı yemeye devam ediyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.